Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu dik üçgen ve trigonometri olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Sesimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. TYT Matematik, dik üçgen ve trigonometri 3. testi olacak. Biliyorsunuz bu testimiz aynı zamanda 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 9. sınıf matematiğinde bir testi olurlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerinde her iki kitabında koyuyorum. Kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Oynatma listelerinde toparladım. Daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım 9. sınıf kazanım kavrama testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, OGM materyal, soru bankası, mobil uygulamalarını da şiddetle tavsiye ediyorum. Hem matematik hem de fizik dersine ait arkadaşlar ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımdadır. Nerede bulacaksınız? Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Bakmanızda fayda görüyorum. TYT için çalışan arkadaşlarım bunlara bakabilir. Bak 10. sınıf için burada gördüğünüz ayrı ayrı oynatma listeleri mat, fiz. Aynı zamanda arkadaşlar 11-12 için, AYT için. Ayrıca TYT için mezun ağa kazanım kavramı, 3 adım TYT, 3 adım denemeler. Bunları da sevgili arkadaşlar yine videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Birinci soru şöyle sesleniyor bize. Şöyle yapayım da çok şey yaptı değil mi? Evet. Şöyle yapayım geçsin. Sevgili arkadaşlar koyuya boyayınca şey algılıyor. Şimdi şöyle bir boru döşemiş arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Ben size çizi vereyim. Şurası A, B, C, D, E. Olay bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Şimdi bak ne diyor? Görüntüyü düzeltmiş olduk en azından. Bu arkadaş bu arkadaşa dik. Bu arkadaş bu arkadaşa, bu arkadaş da bu arkadaşa dik. Güzel. Ve diyor ki AB aşağıda bir duvarın içine Alper Usta'nın döşemiş olduğu su borusu verilmiştir. Şunlar su borusu arkadaşlar. Alper Usta yapmış. Buradan Alper Usta'ya selamlarımızı da gönderiyoruz. Ve diyor ki ya diyor şu A ile B arası mesafe 7 metre. Bayağı da uzunmuş. B ile C arası 9 metre. Güzel. Ondan sonucuma şu nasıl uğraşmış. C ile D arası da sevgili arkadaşlar 5 metre. Çok güzel. D de şurası da 4 metreymiş. Güzel. Alper Usta diyor. Şimdi soruya geçiyor. Alper Usta malzeme ücreti olarak boruların metresini 40 lira ve döşemek için işçilik ücreti olarak da metresine 10 lira almıştır. Güzel. Alper Usta aynı şartlar altında malzeme ve işçilik dahil A noktasından E noktasına en kısa yolu boruyu döşeseydi ilk duruma göre kaç lira eksik alırdı? Şimdi sevgili arkadaşlar ben sana normal klasik çözeceğim. Bir de daha kısa nasıl çözerdik ona bakacağız. Normal şartlarda 7, 9, bak topluyorum. 7 artı 9 artı 5 artı 4. Toplam ne kadar döşedik sevgili arkadaşlar? 9, 9, 18, 25 metre değil mi? Güzel. Bak burada 25 metre için çarpı 40 lira borulara para verecek. Bir de 25 çarpı her metresi için de 10 lira alacağı için bu kadar para alacak. Buradan 1000 lira, buradan da 250 lira. Yani 1250 lira alacak değil mi? Oysa şöyle de diyebilirdin bak bu hesabı yaparken. Ya metresine 40 lira boruya, 10 lira da işçilik. Yani metre başına 50 lira alacak. 1250 böyle de bulurdun. Tamam mı? Güzel. Daha da kısasını göstereceğim ben sana. Şimdi diğer taraftan sevgili arkadaşlar diyor ki ya bunu diyor direkt çekseydi. Yani şuradan şuraya çekseydi bu sefer kaç metre boru olurdu bir bakalım. Sevgili arkadaşlar bunu bulabilmek için de ne yapıyorum? Hemen şuradan ben bir dik indiriyorum. Bu yeşili bir dik üçgenin içine almaya çalışıyorum. Bunu indirince bak burası 5 ise burası da 5'tir. Bu durumda şu mesafe ne kadar olur? Buraya da A, B, C, D, E. Şuraya da F noktası diyelim. A, F uzunluğu sevgili arkadaşlar. 7 artı 5'ten 12 olur. Bak burası da şuranın tamamı 9 değil miydi? Evet. Bak şurası 4, şurası da 5. Burası da 9'dur. Çok güzel. Bu durumda A, D uzunluğu ne olur? A, D uzunluğunun karesi hipotenüstür. 9'un karesi artı 12'nin karesidir. Pisagor yapıyorsun değil mi? Güzel. Ama sevgili arkadaşım işte ben sana yine bir güzellik göstereyim. Bu üçgeni küçült.
Nasıl küçült? Bak 12 ve 9 3'ün katıdır. 3'te 1'i 3, 3'te 1'i 4. 3, 4 burası ne olur? 5 olur. Sen bunu biliyorsun. Şimdi bak 3 katı 9. 3 katı 12 pardon 3 katı 9, 3 katı 12. Şimdi bunun 3 katı 15 olur burası. Ne yapıyorsun? Bak 5 kat 3 kat büyütüyorsun. 3 kat büyütürse 9. 4 12 olur, 5 de 15 olur. İşte bu işin kolay çözümü de budur. Burada bulacağın cevap da budur zaten. 9'un karesi 81. Bu da 144. Topladığında 225. Bu arkadaş 15'in karesidir. Uzun uzun şişman şişman kocaman sayılarla uğraşmazsın. Minna ile işini halledersin. Güzel. Burada da sevgili arkadaşım 15 metre düşecekti. Metresine 50 lira olduğunu anlamıştık zaten. 750 lira alırdı buradan. Buradan kaç para almıştı sevgili arkadaşlar? Bir dakika. 15 mi bulduk? Düzeli ilk durumu kaç lira eksik alırdı? Tamam. Ha pardon ya ben A'dan D'ye çizdim değil mi? Sevgili arkadaşlar oradan öyle bakıyorsunuz. Hiç uyarmıyorsunuz. A'dan D'ye çizmem lazımdı. Bak A'dan D'ye çizersem o zaman ne oluyor? 5, 12, 13 üçgeni oluyor. Tamam neyse ekstradan ben sana bunu da öğretmiş oldum. Sevgili arkadaşlar şöyle bir üçgenle karşıladım. 5, 12. Ben de diyorum niye böyle buldum? Burası 13 olurdu değil mi? Heh 13 metreymiş. 15 metre değilmiş. O zaman 13 metre sevgili arkadaşlar metresini 50 lira alacaktı. 650 lira olur. 1250 lira değil de 650 alıyorsa bunun farkı ne kadardır? İkisinin farkı sevgili arkadaşlar 600 liradır birbirinden çıkartırsam. Anlaştık güzel. Oysa ben bunu en kısa ne yapardım biliyor musun? Burada da onlarla 40'larla çarpmazdım. Şöyle yapardım. Birinci de 25 metre, ikinci de 13 metre. Aradaki fark ne kadar? 12 metre fark var. Sevgili arkadaşlar bu 12 metrenin her birinde 40 lira işçilik, 10 lira pardon 40 lira boru, 10 lira da işçilik. Yani metresi 50 metre bölü 50 TL bölü metre oluyor değil mi? 50 lira kar ediyor. Yani 12 metre az oluyorsa 12 çarpı 50'den zaten 600 lira az harcayacağımızı böyle de bulurduk. Anlaştık mı? Ben olsam böyle yaparım. Yani uzun uzun burada da 50 ile çarp, burada da 50 ile çarp. Ölme işe mirme. Tamam mıyız? Tamamız. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi oradan öyle gideceğiz. Buradan böyle gideceğiz. Tamam. Aşağıda 14 adet eş dikdörtgen. Hepsi de aynıymış arkadaşlar. Şeklindeki parkı oluşturup bir zemin görseli verilmiştir. ABCX. Çok güzel. Bak bu geniş bir açı. Olduğuna göre sinüs x değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar normalde biz dik üçgen içerisinde arıyoruz. Geniş açılı bir üçgende dik üçgen olamaz. Ama biz şunu biliyoruz bak. Çalışacağımız hikaye bu. En sonunda da sana şeyi söyleyeceğim. Bu x'in komşusu kim? Burası. Sevgili arkadaşlar burası kaç derece? 180 eksi x değil mi? Güzel. Bak bu kadar derece. Bunu unutma. Buna çalışacağız. Bunu bulacağız. En sonunda ben sana birim çemberden neyin neye eşit olduğunu söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi burada bakın şunların her biri A, 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 A kadar değil mi? Doğru. Bak burada da A, A, A var. Özdeş ise bu tür soruların çiriği budur. Bu arkadaşın uzun kenarı 1, 2, 3 tane A. Bak burası 3 A. Burada da A var, A var, A var. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman bu uzunluğun toplamda ne oldu? 6 tane A oldu. Sevgili arkadaşlar bak 3 tane A burada, 1 tane de A burada. Burası da ne kadar oldu? 4 A oldu. Sevgili arkadaşım, şimdi burası 4A kadar, burası 6A kadar. Ben sinüs x değil de sinüs 180 eksi x'i bulacağım. Daha sonra da sinüs x ile sinüs 180 eksi x arasındaki ilişkiyi söyleyeceğim sana. Bunu söyleyebilmem için sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüsü değil mi? O zaman benim şurayı biliyorum. Hipotenüsü de bulmam lazım. O zaman BC'nin karesi eşittir 4A'nın karesi artı 6A'nın karesi. Doğru mudur? Doğrudur. Bu 16 tane A kare yapar. Bu 6'nın karesinden 36 tane A kare. Yani 52 tane A kare yapar.
BC'nin karesi. Şimdi karekökünü aldığımda sevgili arkadaşım neyle karşılaşırım? BC uzunluğu eşittir kök 52 A'dır. Doğru mu? Doğru. E kök 52 de şöyle çalışalım. 4 çarpı 13'tür. Karekök içinde 4 kurtarır kendini. 2 kök 13 olur. 2 kök 13 A. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar, bu uzunluğum da benim 2 kök 13 A'ymış. Şimdi bana sinüs 180 eksi alfayı. Şunu oku. 6 A bölü 2 kök 13. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi ha burası da A. E sevgili arkadaşlar A yazdık. Bunları direkt silebilirdik. Sen bunlara 1 1 1 de diyebilirdin yani. İlla harf vermek zorunda değilsin. 1 1 1. Burası 3 derdin. 1'e 3. Zaten oran yapıyorsun ya. Heh. Bak A'lar vedalaştın. 6'yı da 2'ye böldün. 3 bölü kök 13. 3 bölü kök 13. Doğru mudur sevgili arkadaşlar? Doğrudur. Sanki A şıkkı değil mi? Evet A şıkkı. Neden A şıkkı olduğunu da şimdi bak ben sana söylüyorum. Bir kere ezberlemek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Sevgili arkadaşlar bu x ile 180 eksi x yani komşusu birbirini 180'e tamamlıyor. Birbirini 180'e tamamlayan, birbirini 180 derece tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Yani sinüs 180 eksi x neyse sinüs x de odur. Yani 3 bölü kök 13'tür. Niye öyle gel göstereyim sana. Bak birim çemberimi biliyorum. Biliyorum öğretmenim. Şurası x açısı olsun sevgili arkadaşlar. Hop şöyle geniş açı ya. Bak şurası x açısı. Tamam. Ben bunu nereden okuyorum sevgili arkadaşlar? Bak sinüs. Burası kosinüs ekseni. Burası da sinüs ekseni ya. Heh, şuradan okuyorum ya. Güzel. Bunun kadar. 180 eksi x neresi? 180 eksi x de işte bunun komşusu. Şurası. 180 eksi x burası da. Bak bunu da indirdiğimde sevgili arkadaşım. Sinüs ne? Şu arkadaş. Buraya a kadar diyelim. A bölü 1 kadar değil mi? Sinüs 180 eksi x eşittir. A bölü 1 kadar. Şunun kadar. Sinüs x için de arkadaşlar okuduğumuzda yine burayı okuyorum. Şu arkadaş bölü bu kadar. Tam bu mesafe kadar. A bölü 1 kadar. Özetle söylüyorum. Birbirini 180 dereceye tamamlayanların sinüsleri eşittir. Yani sinüs 30 eşittir. Sinüs 150 gibi. Anlaştık. Güzel. Bundan ötürü 3 bölü kök 13 dedik arkadaşlar. Nedenini de şuradan naçizane anlatmaya çalıştım sana. 3 numara diyor ki ABC'deki üçgen olmak üzere AB, BC yedik. AD 15 üzerinde, 10 üzerinde, 20 üzerinde. Sinüs DBC. DBC. Sevgili arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden şu arkadaşa alfayı yapıştırıyorum. Alfa. Buraya da alfa diyelim. Ne demiştik? Biz her zaman sevgili arkadaşlar isteriz ki, gönül ister ki bu arkadaşımız dik üçgen içinde olsun. Şu an dik üçgen içinde mi? Hayır. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bak nasıl? Şu arkadaşı bir indir şuraya. Dik. Bak artık senin sinüs alfan sevgili arkadaşım nerede? Alfan bir dik üçgen içinde. Şimdi ne yapacaksın? Allem edeceksin, kullem edeceksin. Şu kenarları bulmaya çalışacaksın. Bulabilir misin? Bulabilirsin. Bu arkadaş bu arkadaşı dik. Bu da bu dikse şunlar birbirine paraleldir. Zaten benzerliği öğrenmiştin. ABC üçgeni ile sevgili buraya da H diyelim. DHC üçgeninin benzer olduğunu anlıyorsun. Çünkü bunlar aynı açılar ortak. Dik dik. Şunlar da yöndeş zaten. Konu kapanmıştır. Benzerlik oranını yaz. Bak 25'e hop 10. Sevgili arkadaşlar 5 ile sadeleştir. Sen anladın aslında değil mi? 1'e 2, 1'e 3. Bak 1'e 25 ha. 5'e böl. Pardon ya 2'ye 5 mi ya? 2'ye 5 ya 1'e 3 kim dedi ya? Ha, 1'e 3 ya şey aman öf 2'ye 5. Arkadaşlar 5'e böl 2, 5'e böl 5. Benzerlik oranın 2'ye 5 sevgili arkadaşım. Anlaştık? Güzel. Yani buradan anlayacağın hikaye senin şudur. Şu arkadaş... Ha bu arada tabii şeyi yapalım ya. Bak burası 25...
Değil mi? 25, burası da 20. E sevgili arkadaşlar, bak dik üçgen 20, 25. Sana neyi anımsatıyor? 3, 4, 5 üçgeni değil mi? 5 kat küçült şunu. 5 kat küçülttüğünde bak 4, burası da 5 olur. Burası kaç olur? 3 kat olur. Bak 5 katı, bunun da 5 katı, burası 15 olur. Hemen şuranın 15 olduğunu fark ettin. Harika. Sonra bu benzerliği kullanıyorsun. 2'ye 5 benzerlik oranını. 10 bölü 25 ya da 2 bölü 5 bu arkadaş bu eşittir. DH bölü 15. Tamam mıyız? Tamamız. Bunu da nasıl bulacağım? Bak bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı olan DH eşittir 6 olacak. Arkadaşlar DH'de 6'ymış. Nefis. E sevgili arkadaşım burada ne görüyorsun? DHC dik üçgenine bak bakayım. 6, 10. Yap Pisagor'un şurayı kaç bulursun? 8. Sen burayı 8 bulduysan, tamamı da 20 ise şuraya kaç kalır? 12 kalır. E sevgili arkadaşım sinüsü okuyacaksın. Bak burası 6, burası 12. Bursa Diyarbakır yazıyorsun BD'yi. Bak hemen BD'yi de şuraya çiziyorum. Orada da yine ben seni 6 ve 12 ile uğraştırmayacağım. Rahat ol. Şurası da alfa. Buraya taşıdım. B, D, H. Neden sevgili arkadaşım? 6, 12 ile uğraşma. Bak küçült. 6'da birini çiz şuraya. Modelini çiz. Yine modelini çizdiğinde burası alfadır. 6'da biri 1, 6'da biri 2. Burada çalışmak daha kolaydır. Pisagor yaparsan ne olur? Burası kök 5. Şimdi gel sevgili arkadaşım bunu 6 kat büyüt. 6 kat büyüttüğünde bunu bulursun. Bak 6 katı. 6 kök 5. Şimdi arkana yaslan. Mutfaktan kardeşini çağır ve söyle bana. Sinüs alfa kaç de? Karşı dik kenar 6 bölü hipotenüs. 6 kök 5. Ha bak sana bir çok güzel bir şey daha söyleyeceğim. Sadeleş. 1 kök 5. Bunu da kök 5 ile genişlet. Çünkü paydada sevmiyoruz biliyorsun. Kök 5 bölü 5. Doğru mudur? Doğrudur Edirne. Sevgili arkadaşım. Şimdi ben sana bunu çizdim. Sonra burayı buldurttum. Sonra 6 bölü dedim ya. Senin bunu hamleyi bile yapmana gerek yoktu. Çünkü küçük modelini çizdin ya. Bu da alfa, bu da alfa. Buradan da okuyabilirdin. Bak buradan oku alfayı. Sinüs alfayı 1 bölü kök 5. E burada zaten 6'lar sadeleşiyor ya. O yüzden sadeleşiyor. Anlaştık mı? İşte bunlara da dikkat et. Çünkü bu da alfa, bu da alfa dik üçgen içinde. Konu kapanmıştır. 4 numara. 4 diyor ki ne arkadaşlar? ABC dik üçgen olmak üzere AB AC'ye diktir. Burası da alfadır. BC'yi de sana çok enteresan bir şekilde arkadaşlar açı cinsinden vermiş. Hem de tan alfa olarak vermiş uzunluğunu santimetre bile diyebilirsin. Buna göre BC kenarına ait yükseklik aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar BC'ye ait yükseklik nereden? A'dan inecek. İndirdik mi? İndirdik. Gel şimdi çalışalım. Arkadaşlar şu bizim yüksekliğimiz H. H'nin ne kadar olduğunu söylüyor. Tamam mı? H kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar şuradan şimdi AB ve AC'yi bulmaya çalışalım. Bana şuradan sinüs alfayı yazalım. Sinüs alfa ABH üçgeninden yazıyorum. ABH üçgeninden. Nedir? H bölü dum dadadim dum 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 ha. Yo bir büyük üçgenden yazalım. Tamam. Sevgili arkadaşlar büyük üçgenden yazıyoruz. ABC üçgeninden yazıyorum. Sinüsü oku bana. AC bölü tanjant alfa değil mi? Güzel. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsan neyi bulursun? AC'nin sinüs alfa çarpı tanjant alfa olduğunu bulursun. Bak. Eşitlik 1. Oo sert. Sevgili arkadaşlar buraya sinüs alfa çarpı tanjant alfa diyorum. Uzunluğa. Allah Allah. Sevgili arkadaşım gel bir de kosinüsünü yazalım. Kosinüs alfa nedir? AB bölü komşu dik kenar bölü hipotenüs tanjant alfa. Aynı şekilde içler dışlar çarpımı yaptığında sevgili AB uzunluğu da kosinüs alfa çarpı tanjant alfa olmaz mı? Vallahi olur. Bunu da al çerçevelet. Gel buraya da onu yaz. Kosinüs alfa çarpı tanjant alfa. Hemfikir miyiz? Evet her şey yolunda mı? Yolunda hocam. Sevgili arkadaşlar Öklit bağıntılarını hatırlatıyorum ben şimdi sana.
Öklit'i de nereden öğrenmiştik? Şuradan. Test 1. Nerede yazmıştık onları? Öklit bağıntıları. Ha, sevgili arkadaşlar bak, Öklit bağıntıları. Birinci test. Birinci testin 5. sorusu. Ne demiştik? Dik kenarların çarpımları B çarpı C. Hipotenüs çarpı yükseklikle. Nereden biliyorduk bunu da? Burada anlatıyorum. Alandan sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yazıyorum şimdi. Kosinüs alfa çarpı tanjant alfa çarpı sinüs alfa çarpı tanjant alfa. Bak sevgili arkadaşım, burası AB uzunluğu çarpı AC uzunluğu. Bölü 2, hadi bunu da yazayım sana, bu alanı üçgenin. Eşittir H çarpı, bak H çarpı tanjant alfa bölü 2. Bu da benim şeyim değil mi sevgili arkadaşlar? Alanım. Evet. Bak bunlar sadeleşir. Dolayısıyla bu AB ile AC'nin çarpımı H ile şuradaki BC'nin çarpımı olur. Şimdi karşılıklı tanjant alfa, tanjant alfa sadeleşti. H uzunluğu neye eşitmiş arkadaşlar? H eşittir kosinüs alfa çarpı. Şimdi tanjant alfayı da her zaman aklında bulunsun. Sin bölü kos cinsinden yazmaya çalış. Sin bölü kostur. Bak burada da bir tane sinüs alfa var. Kosinüs alfalar sadeleşir. Sin alfa çarpı sin alfa nedir arkadaşlar? Sin kare alfadır. Yani H uzunluğu arkadaşlar sin kare alfaymış. Bursa'yı işaretler. Polemiğe molemiğe takılmadan devam eder. 5 numara. 5 numara diyor ki aşağıdaki şekil 28 adet özdeş kare. Hepsi de özdeş kare. Sevgili arkadaşlar böyle durumlar her bir kenarın 1-1-1 olsun. Tamam mı? Aa demene gerek yok. 1-1-1. Şekilde verilenlere göre tanjant AKL, kotanjant BMN ve sinüs CPR işleminin sonucu kaçtır? Allah Allah. AKL. Arkadaşlar AKL dediği şurası. Yani şuradaki açıdan bahsediyor. Şurasını yapalım. Gel buraya bir seninle alfa diyelim. Şurası alfa olsun. Tanjant alfayı oku. Ya dik üçgen içinde arıyorum. Arıyorum arkadaşlar. Şeyde bulamıyorum. Ama bak bu arkadaş şu açıyla yöndeş değil mi? Şurayla. Şurayla yöndeş değil mi? Bak şu açıyla burası da alfa. Yöndeş değil mi bunlar? Güzel. Peki bu arkadaşı dik üçgen içine alabilir misin? Alırım. Bak şurada bir dik üçgenin var. Sarıyla boyadım. Dik bir üçgen değil mi? Çok güzel. Sevgili arkadaşım bana tanjant AKL'yi söyle. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 3 birim 2 birim. 3 bölü 2. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Şuraya da yazayım hatta. Tanjant alfa eşittir 3 bölü 2. 1,5 yani. Yazdık. Geldim şeye. Diğer arkadaşa. Diğer arkadaşımız ne diyor sevgili arkadaşlar bize? Kotanjant BMN. BMN nerede ya? Bulanı aşk olsun. Anında burada. BMN. Şu açıyı soruyor. Sevgili arkadaşlar bu zaten kendiliğinden bir dik üçgen içinde. Mi? Dik üçgen içinde ama şeyleri bilmiyorsun. Bak bu arkadaş da bununla, buraya da beta diyelim. Bu arkadaş da bununla yöndeş. Bak sevgili arkadaşım bu da burada dik üçgen içinde oldu mu? Oldu. Şu açıyı yazıyorum şimdi. Şimdi kotanjant betayı söyle. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. 1, 1, 2, 3, 4. 1 bölü 4. Bunu da yazdık mı arkadaşım? Yazdık hocam. Şimdi neyi soruyor? Sinüs CPR. CPR. Ha buradaymış. Sevgili arkadaşlar şurayı soruyor. Bak buraya da teta diyelim. Şimdi bu teta ise evet dik üçgende ama tam olarak kenarları bilemiyorum. Bu arkadaşı yine yöndeş yapmam lazım. Bak yöndeş, yöndeş. Bu arkadaşı da buldum mu? Vallahi buldum. Burası da teta oldu. Hemen onu da laciye boyadım. Bak bu da bir dik üçgen içerisinde. Ne kadar sevgili arkadaşım? Bak burası 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Benim sinüs teta için neye ihtiyacım var? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. 3, 4, 5. Karşı dik kenar 3. Hipotenüs 5. Konu kapanmıştır. Şimdi tek yapmam gereken ortaokul, ilkokul ve ortaokulda öğrendiğim rasyonel sayılarda da toplama işlemi. Topla. 3 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 3 bölü 5. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Bu arkadaşların bütün paydaları 20'de
buluşur. 4, 5 ile 4 ile ve 10 ile genişletiyorum. Burası 30, burası 5, burası 12 bölü 20. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Topla 47 bölü 20. Konu kapanmıştır. Edirne. Okey tomento. 6 numara diyor ki ne? ABC üçgeninde BDC noktaları doğrusaldır. AB AD'ye dik, BD DC'ye uzunlukları birbirine eşit. Teşekkürler. AD 5 cm, AB 7 cm üzerinde verilmiş. Tanjant DAC. DAC. Şurası soruluyor arkadaşlar. Yine gel biz bunu alfa diyelim mi? Diyelim. Ya tanjantını okuyacağım ama bu arkadaş nerede? Yani geniş açılı bir üçgende, dik üçgende değil. Sevgili arkadaşlar şunu kullanmak üzere şu eşitliği. Bak bir de buraya dik inmiş. Şunu uzatıyorum. Bir tane de dik ben buraya indiriyorum. Niye indiriyorum biliyor musun? Şunun için. Bak bu arkadaş buraya dik. Bu arkadaş da buraya dik. Şunun uzantısına yani. O zaman ne olur? Şu iki arkadaş birbirlerine paralel olur. Bu arkadaşlar paralel olursa da ne olur? Bak bu paralel AD. A, B, C, D. Şurası da E noktası olsun. Sevgili arkadaşım şu AD. E, B, C üçgeninde burayı iki parçaya böldüyse burayı da iki eşit parçaya bölmüş demektir. Bu arkadaş orta tabandır. Buralar aynı bölündüyse buralar da aynı bölünecektir. Burası 7 ise ahanda burası da 7 birimdir. Konu kapandı. Aa, bak ne dedik bir de? Bu arkadaş dedik orta taban. Yani şunun yarısıdır. Sevgili EC uzunluğu da sevgili arkadaşlar AD'nin iki katıdır. Sen bunu benzerlikten de yazarsın. Bak bu arkadaş bölü bu arkadaş. Tamam mı? Çok güzel. Ki ben sana şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşım. Madem dik üçgen trigonometri çalışıyoruz. Bak bu arkadaş beta olsun. Tanjant betayı söylesene bana. Tanjant beta. 5 bölü 7. Değil mi? Çok güzel. Şimdi EBC üçgeni için söyle. Bu arkadaş bölü 14 değil mi? Yani buraya x diyelim. X bölü 14. 5 bölü 7'ye eşit olacak. Buna aynısına eşit olacak. Bak 2 katı 2 katı. Aman Allah'ım. Bir şöyle bir aydınlanma yaşadın mı? Değil mi? Bak trigonometriden. Diğer sorularda ben sana trigonometriden çözeceğim bunları. Sevgili arkadaşım şimdi tek dokunuşum kaldı. Alfayı dik üçgene taşıyacağım. Paralel. İç, ters açı bunlar. Bak burası da alfa. Ve sevgili arkadaşım arzu ettiğin şeye ulaştın. Neye ulaştın? Sevgili alfayı bir dik üçgen içinde kıstırdın. Yakaladın. Şimdi bana gönül rahatlığıyla tanjant alfayı oku. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 10. Konu sonsuza dek kapanmıştır. 7 bölü 10. C şıkkını hunharca işaretler. Yoluma bakarım. 7 numara. Şahane bir üçgen. ABC bir eşkenar üçgen. 2 birim, 4 birim, 6 birim. Alfa, beta. Buna göre tanjant alfa çarpı kotanjant beta nedir? Sevgili arkadaşlar bu çok güzel bir soru. Geniş çalışabilmek için ben sana burada daha güzelini çizeceğim. Ama şunu da hemfikir olalım. Bir kenar uzunluğumuz ne kadar? 10, 12. Eş kenar üçgen çiziyorum bak. Çok güzel bir çalışma bu. O yüzden harcamamak için. Sevgili arkadaşlar şöyle çizdim. Burası 2. Hop, bir de şöyle çizdim. Şurası da 4 olsun. Tamam mıyız? Tamamız. 2, 6, 4. Sevgili arkadaşım şunlar eş kenar üçgen olduğu için 60 derece 60 derece değil mi? Çok güzel. Şimdi dikkat et. Senin de peşinde olduğun şeyler şu arkadaşın trigonometrik değeri ve şu arkadaşın trigonometrik değeri. Ve istersin ki sen bunlar dik üçgen içinde olsun. O zaman şunu indirirsin. Bak dik üçgen içine aldın. Sevgili arkadaşım burası 60 derece ise şurası ne kadar olur? 30 derece. Ve ben şunu biliyorum. 30 derecelik dik üçgende 30'un gördüğü kenar. Bak burada çok güzel bir dik üçgenin var değil mi? Çok güzel bir dik üçgen elde ettin. 30'un gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıdır. Yani 4'ün yarısı burası 2'dir. Ve sevgili arkadaşım sen bunun tamamının 12 olduğunu biliyordun ya. Evet öğretmenim. Demek ki buraya kaç kalır? 10 kalır. Burası 2, burası 4 ise yaparsın Pisagor. Burası da 2 kök 3 olur değil mi? Zaten
30-60-90'dan da biliyorsun. Çok güzel. Şimdi bana bak. Kotanjant alf, şey tanjant alfayı oku. 2 kök 3 bölü 10. Harika. Sen bu burada bir dur. Doğru muyuz sevgili arkadaşlar? Doğruyuz. Şimdi beta için aynı çalışmayı yapalım. Bak beta için de dik üçgen için alıyorum. İndiriyorum dikmeyi. Dikme indirdim. Yine sevgili arkadaşım bak burası dik. 60 derece burası da 30 derece oldu mu sana? Oldu valla. Ve ne dedik? Az önce konuştuk. 30'un gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısı olacak. Burası 2 birimse burası 1 birim olur. Dolayısıyla bu arkadaşa kaç kalır? Tamam 12 ise 11 kalır. Ve yine sevgili arkadaşım 30-60-90 üçgeninde 1-2 burası kök 3 kadardır. Şimdi bana acımadan şeyi söyle. Kotanjant betayı. Kotanjant nedir? Komşu bölü karşı. Yani 11 bölü kök 3. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi işlemini yap. Bak kök 3, kök 3. Sadeleşirler. 2 ile 10'u sadeleştir. 5, 11 bölü 5. İşaretle arkana yaslan, yolculuğuna bak, keyfine bak. 8 numara. 8 diyor ki, aşağıdaki görselde bir ışık kaynağı ve Gamze ve Elif'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Birbirlerine göre konumları gösterilmiştir. Burası 494, işte 495, 440, 1100, PKKM'ye dik, PKLM diye X demiş, buraya da Y demiş arkadaşlar. 165 santim boyundaki Gamze A noktasında, sevgili arkadaşlar onları da yazalım. Şurası 165, çok güzel. Ondan sonucuma dururken gölgesi AL üzerine şuraya. 99 santimetre, bu da minnet bir kardeşimiz demek ki. 99 santimetre. Boyundaki elip B noktasında dururken BM üzerine düşmektedir. Buna göre höbölüp, lüp, lüp, lüp ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlar bunu irdeleyebilmek için gel seninle bir çalışma yapalım. Şimdi bak burada benzerlikten soruyu çözebilirsin. Ama dersimiz trigonometri ya. Ben sana bunu trigonometriden çözeceğim. Ama trigonometriden dur bakayım çözmeden önce. Evet. Bak şu mesafeye AL'ye AL mesafesine A diyelim sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Tamam. Sevgili arkadaşlar PKL üçgeninden bana tanjant X'i okuyun. Tanjant X büyükü. Nedir? 495 bölü 495 bölü 440 artı A. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi de sevgili arkadaşım şu minnak üçgenden sevgili Gamze miydi bu? Gamze'nin G harfi olsun bu. GAL üçgeninden oku bana tanjant X'i. Öğretmenim karşı bölü 165 bölü A. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşım bak bu da tanjant X bu da tanjant. Aslında benzerliği yazdım ha. Fark ettin sen aslında. Yani 495 bölü 440 artı A eşittir 165 bölü A'dır. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşım ne yapacaksın? İşler dışlar. Ama bundan önce ne yaparsın? Bak bu bunun 3 katı. Eğer sadeleştirecek olursan bu 3 olur. Yani şu arkadaşın 3 katı 3 çarpı A. Anladın değil mi? 3 katı. Demek ki de bunun 3 katı olacak. 440 artı A olur. 2 tane A. Bu A buraya gelir. 2 tane A. 440 ise A eşittir. 220 olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Sevgili arkadaşlar şu mesafe 220 metreymiş. Santimetreymiş pardon. Değil mi? 440, 220 oldu. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Çok güzel çıkarım yaptık. Sevgili arkadaşlar şimdi aynı şeyi şeyden yapacağız. Bak buraya A demiştik. Gel bir de şu hareketi yapalım. BM uzunluğunu da Bursa diyelim. B diyelim. Şurası. Bak bana tanjant Y'yi oku. Tanjant Y 99 bölü Bursa. Tamam mıyız? Tamam. Şu küçük üçgende. Şimdi büyük üçgenden oku. Tanjant Y'yi. Bak sen bunu benzerlikten yapıyorsun zaten. 495 bölü 99 falan filan yapıyorsun. Aynı şeyi gör diye ben seni trigonometriden yapıyorum. Çünkü bu da Y, o da Y. Bak burada ne diyeceksin? 495 bölü
Buranın tamamı ne kadar sevgili arkadaşlar? 1760 olması lazım. Şurası 660. Toplarsam 1760. 1760 artı B. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bu iki ifade birbirine eşit mi? Eşit öğretmenim. O zaman gel yazalım sevgili arkadaşım. Yine korkma ya büyük şeylerle ama yine birbirinin bilmem kaç katı çıkacak. 495 bölü 1760 artı Bursa. Sevgili arkadaşım neyi fark ettin? Bak bu sefer de bu arkadaş bu arkadaşın 5 katı. Demek ki bu arkadaş bu arkadaşın da 5 katı. Sen oran orantı biliyorsun çünkü. O zaman hiç durmadan yazıyorsun. Diyorsun ki B'nin 5 katı eşittir. 1760 artı B'dir. Bu B buraya geliyor. 4 tane B eşittir. 1760 ise ben 4'e şöyle bölerim. Önce yarısını alırım. Kaç oluyor bu? 850 vesaire 840. Bir daha yarısını alıyorum arkadaşlar. 440 oluyor. Bu arkadaş da 440 santimetre oldu. Tamam mıyız? Tamamız. İnanmayanlar bölebilir. Bak burası da 440 santimetre oldu. Şimdi analizlerimizi yaptık. Gel okuyalım. Sinüs x değeri hesaplanabilir. Sevgili arkadaşım sinüs x nasıl hesaplanır? Tanjantlarını hesapladık. Bak şu üçgene bakarsın. Şu üçgene. İstiyorsan büyük üçgene bak. Burayı biliyorsun dik kenarı. Burayı da biliyorsun. Sen GL'yi de hesaplarsın Pisagor yaparak. Değil mi? Dolayısıyla karşı dik kenar yani 165 bölü GL'yi hesaplaman mümkün. Hesaplanabilir diyor. Hesapla demiyor. Allah razı olsun. Evet hesaplanabilir. Doğrudur. Kosinüs y değeri diyor sevgili arkadaşlar. 40 bölü 41'dir. Bak bunun için de şurayı çalışalım. Şuraya çiziyorum. Y burada. Bak buraya 99 demişti. Burası da 440. Oo, şimdi kosinüs y için ne yapacağım? Burayı hesaplayacağım. Sevgili arkadaşlar olacak iş mi? Hah, bak burada ne yapıyordum işte? Sadeleştir. Arkadaşlar bu da 11'e bölünür. Bu arkadaş bak 9 çarpı 11'dir. 9'un 11 katıdır. Bu arkadaş da 44'ün 11 katıdır. Yani 11 kat küçültürsen şu üçgeni elde edersin. 44, 9, tamam mı? 11 kat küçülttüm. Burası hala Y'dir. Ve sevgili arkadaşım artık burada affınıza sığınıyorum. Ben çok sevmiyorum böyle şeyleri. 44, 9. Bir dakika burası 44 mi oldu ya? Aman bu 40'ın 11 katı ya Şimşek. 40'ın 11 katı. Ben de diyorum bir şeyin katı olmalı vesaire. Arkadaşlar bu 11 değil mi? 11 çarpı 40 olur. İşte bu arkadaşlar 49, 41 dik üçgeniymiş. Bu da özel üçgenmiş. Tamam mı? Pisagor yaptığında burayı da 41 buluyorsun. Şimdi tekrar bunun 11 katını almana gerek yok. Neden gerek yok biliyor musun? Çünkü bak burası da y açısı, burası da y. Buradan oku bana. Kosinüs y. 40 bölü 41. Doğru mudur? Doğrudur. Yok uzatırsan buraya da 49 şey 11 çarpı 11 çarpı 41 demen lazım. Yine bunu buna böldüğünde 11'ler sadeleşecek yine aynı şey. Daha önceki soruda söylediğim gibi. Minik halindeki trigonometrik değerleri kocaman haliyle aynıdır arkadaşlar. Konu kapandı. 40 bölü 41 vallahi doğruymuş. Bu da doğru. Gamze'nin gölge boyu Elif'in gölge boyunun 2 katıdır. Bakalım doğru mu? Arkadaşlar Gamze'ninkisi 220 idi. Elif'inkisi buradan 440 çıktı. Tam tersiymiş. Bu bunun yarısı olacaktı. Yani Elif'in gölge boyu Gamze'nin 2 katı değeydi. Doğru olurdu. Bu arkadaş bizden çarpı 7. Bu durumda 1 ve 2 diyor oraya. C'yi işaretliyor oraya. Anlaştık mı? Harika. Testi tamamlarken sevgili arkadaşlar şuradaki testleri sana hatırlatıyorum. 9. sınıfla ilgili testler 10, 11, 12 TYT'ler. Bunlara bakman senin haydınadır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.